Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Gördüğünüz gibi ben yine mutfaktayım. Şu mutfaktan ve banyodan çıkamayacağım sanırım. Ama videolardaki yorumlara göre, istenilen şeylere göre bir sıraya koydum, ona göre çekiyorum. Şimdi neden buradayım? Davlumbaz. Davlumbazla ilgili inanılmaz derecede çok fazla şey geliyor. Davlumbazımız leke yapıyor. İşte bu siyah siyah böyle küçük küçük noktalar halinde lekeler oluşuyor. Onu nasıl giderebiliriz gibisinde. Ben de o kadar çok ürün denedim ki. Baktım en etkili o siyah lekeleri. İşte böyle sildiğiniz zaman bez izi bildiğiniz üstünde kalıyor. Onu deneye deneye. En son baktım ki iki ürün gayet iyi bir şekilde yapıyor. Neler denedim ya. Yani aklınız hayaliniz durur. Çünkü bayağıdır uğraşıyorum şu davlumbazdan. Bilerek ıslak bırakıyorum. Islak kaldığı zaman o lekelenmelere sebep oluyor. Bir de daha yeni böyle bu davlumbaz bacası ile ilgili gelmiş ama benim şu dolabın altında olduğu için biz o baca kısmını takmadık. Yani direkt olarak boru oluyor ya dışarı vermek için. O borusu var. Yani davlumbazın üstü takılı değil. Siyahlık oluşanlar varmış. Yani benim yapabileceğim işlemi oraya da yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim size. Yani buraya uyguladım, şu kısımlara yapmadım. Yani bu yanlar uygulanmamış şekilde. İki gündür de dokunmuyorum. Şu an temiz ama. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben konuşurken pis halini, o siyah siyah böyle gözüken yerleri resim olarak şu an görüyorsunuz. Yani bu resimdeki gibiydi. Eşyalarımızı aslında biz mahvediyoruz. Yanlış ürün kullanımı, işte yanlış uygulamalar, ıslak bırakma, sonradan hep leke oluşumuna sebep oluyor. Aynı şekilde şu ocak için de geçerli. Yani bunu güzel böyle yağ çöz, işte normal yağları çıkartmak için uyguluyorsunuz ama bazıları böyle bildiğiniz leke bırakıyor. Şu an burada da lekem yok. Burada dediğim gibi göstereceğim, o var. Şimdi ürünleri neler biliyor musunuz? İlk etkisini aldım, temizledim. Bunu geçen hafta uyguladım. Sonra bekledim. Sonra başka bir ürün aldım. Başka ürün aldığımda onu uyguladım. O da aynı, şu Arap sabunuyla aynı etkiyi verdi. Çünkü ne yapıyorsunuz? Temizliyorsunuz, bırakıyorsunuz ve o siyah siyah belirgin izler tekrardan çıkıyor. Ama bunları uyguladıktan sonra çıkmadı. Bu Arap sabunu da uyguladıktan sonra da çıkmadı. Bir de şu bana öneren sevgili Aynur Hanımcığım, şu Domol'ü. Aynur Hanım bana o kadar çok dedi ki, Emineciğim al, uğraşma, ellerinle uğraşmadan sil. Yani sık sil, sık sil. Ben de bütün Domol'ları topladım herhalde Rossmann'da. Soruyorsunuz, o yazıları görenler soruyor, Domol ürünleri nereden alabiliriz diye. Rossmann'dan alıyorsunuz. Çünkü ben internetten, bizim burada Rossmann yok. Rossmann'dan sipariş ettim. Stokta olan bütün ürünleri aldım. Bu ultra yağ çözücü diye geçiyor. Ben bunu başka yerlerde denedim ama bunu sonra videosunu çekeceğim. Biraz merak edin. Şimdi konumuz davlumbaz. Davlumbazı ele alacağız. Ondan dolayı diğerlerini göstermeyeceğim. Şimdi ilk olarak mesela Domol'ünüz elinizde olanlar varsa bu Domol'ü aspiratöre uygulayacağız. İlk önce şunu uygulayacağım. Şimdi temiz olacak ama yapacak bir şey yok. Ama her üründen sonra leke kalabiliyor zaten. Yani işe yaramayan bir ürün ya da leke yapacak bir ürün o an zaten belli ediyor kendisini. Şimdi Arap sabunu markası hiç önemli değil. Arap sabunu doğal bir ürün. Gerçekten parlatma etkisi var. Normal böyle karalıkları alma etkisi var. Şimdi davlumbazı bir göstereyim sonra uygulamaya geçeyim. Şimdi bakın şu kısımlar şurada gözüküyor. Şurada buralara uygulamadım. Bakın. Şurada nasıl karalıklar belirgin. Şimdi burada şuradaki şu izim var ya benim. Burada magnet vardı. Böyle dolaplarınıza işte bu tarz ankastre ürünlere magnet yapıştırdığınız zaman bakın bu halde ne yapıyor? Bütün yapısını bozuyor. Mıknatıs olduğu için bu şekilde kalıyor. Zaten bakın elinizi değdirdiğiniz zaman bu davlumbaza böyle iz bırakabiliyorsunuz. Hiç zor olmuyor.
Şurada da aynı şekilde. Şuraları zaten silmedim. Şimdi şurayı yine resmini koyayım. Bakın burası nasıldı? Sonradan nasıl hale gelecek? Şimdi dediğim gibi bakın böyle yaptığınız zaman. Bakın ne oldu? Leke leke oldu. Diyorum ya, hiç zor değil. Yani bunu kendimiz bu hale getiriyoruz. Ürünlerle de, işe yarayan ürünlerle de temizliyoruz. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Sizi alabildiğim kadar yakına almaya çalıştım. O kadar tehlikeli bir yerde duruyorsunuz ki anlatamam. Her an düşebilir kamera. O kadar tehlikeli. Bu kısımları süngerin yeşil kısmıyla olmayın. Çünkü bunlar ocaklara göre daha hassas yapıda ve çiziliyor. Şimdi bu süngerinizin sarı kısmı olarak düşünün. Nasıl gösteriyorum? O kadar yüksektesiniz ki. Şimdi Arap sabunu. Markası önemli değil. Yani Arap sabununu her yerde bulabiliyorsunuz. İlk önce Arap sabununu deneyeceğim. Yani size iki alternatif sunmuş olacağım. Süngerimize şöyle aldık. Şimdi benim buraya elim girecek mi? Şu dolap çok yakın benim. Bunu böyle iyice sürün. Arap sabunu gerekirse tekrar alın. Ben şimdi aldım. Yani böyle bol olacak. Şimdi şu tarafa da yapacağım da nasıl yapacağım? Bunu böyle iyice sürdük. Bu şekilde 2-3 dakika bekletebilirsiniz. Bu şekilde beklettik. Süngerimi yıkadım. Şu an Arap sabunu yok. Şimdi fazlalığı aldıracağız. Süngerle fazlalığı aldırdıktan sonra nemli bir bezle, hiçbir şey olmayacak bir bezle şimdi yine sileceğim. Bakın mesela sildiniz, bu şekilde bıraktınız ya, bu tamamen leke olmasına sebep oluyor. Yani kendi kendine kurumasına izin vermeyeceksiniz. Şimdi bir kere daha sileceğim ki Arap sabununu iyice temizlemiş olayım. Bu işlemin aynısını boru kısmına da yapın. Şimdi bu şekilde kurumasına müsaade etmeyeceğiz. Bezle sildiğiniz zaman, kuru bezle sildiğiniz zaman leke yapıyor. Havlu peçeteyle sildiğiniz zaman leke yapmıyor. Haberiniz olsun. Yani en son çözümü kurulama olarak havlu peçetede buldum. Bakın şimdi gördüğünüz gibi Arap sabunuyla bu şekilde oluyor. O siyah lekeleri falan giderebiliyorsunuz. Şöyle sizi daha yakına alayım. Leke falan kalmıyor. Şuradan, şu yanlarda da aynı şekilde. Bakın. Bu yanında çıkan resim öncesi. Siyah siyah böyle lekeler olan. Bu da sonrası. Arap sabunuyla bu şekilde. Süngerimi, bezimi iyice yıkadım. Arap sabunu hiç kalmadı. Şimdi de şu Demol'ün ultra yağ çözücüsünü yapacağım. Sonuç yine aynı olacak. Ama başka ürünle yaptığın zaman sonuç aynı olmuyor. Yani elinde ya da almayı düşünenler olursa bu ürünü alabilirsiniz. Arap sabunuyla da yapabilirsiniz. İkisinde de davlum bazınızda leke kalmıyor. Şimdi bunu sıkıyorsunuz. Bu bayağı böyle yoğun bir köpük. Ve sonradan şey yapıyor. O köpük yayınca kabarıyor. Böyle şimdi bakın yapalım. Bayağı böyle köpük köpük oluyor yani. Böyle bu şekilde köpüklere dikkat edin. Akmasın çünkü her taraftan köpük oluyor. Yani çok az sıkmanızda fayda var. Yani çok sıktığınız zaman çok köpürüyor. Böyle gördüğünüz gibi bayağı köpürüyor. Şimdi ikisinin de sonucuna siz kendiniz bakın. Arap sabunuyla nasıl oldu? Bir de bununla nasıl olacak? Ama ikisinde de aynı sonucu aldım. Bununla mesela böyle bir dakika kadar bekletip yine süngerin sarı kısmıyla fazlalığı aldırıyorum. Eğer bu Domol
olanı almasaydım Arap sabunuyla sadece size alternatif olarak sunacaktım. Ama ben onu da denediğim için alternatif olarak size onu da sunmuş olacağım. Yani istediğinizle yapabilirsiniz. Şimdi böyle köpükler yine var. Bezimle köpükleri aldıracağım. Yine siliyorum. İyice deterjanı alalım. Çünkü o da leke yapmasına sebep olur. Yine havlu peçeteyle, hatta şu düz değil de şu emen tarafı var ya, orasıyla. Az önce onu söylemedim galiba. Bunda mesela Arap sabunuyla uğraştığınız kadar uğraşmıyorsunuz. Neden? İşte bu yüzden size iki alternatif sundum. Yani Arap sabunu biraz daha böyle kaygan bir yapıda olduğu için onu arındırmakta biraz zorlanıyorsunuz. Yani süngeri böyle süngerle bayağı aldırmanız gerekiyor. Çünkü daha çok böyle leke leke olmasına sebep oluyor. Ama bunda mesela sıkıyorsunuz, köpüğü aldırıyorsunuz. Hemen yani hiç uğraşmadan şu kısımlardan da görebilirsiniz. Hiç böyle leke leke kalmıyor. Yani ıslaklığı aldığınız takdirde gayet iyi bir şekilde o siyahlıkları falan temizlemiş oluyorsunuz. Şimdi bunu da gösterelim. Şunu da göstereyim. Bakın ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yani o parlaklık hemen parlaklık oluyor. Şurada da şu kısımlarımda lekeler vardı. Şu kısımlarımda siyah siyahlar vardı. Şuranın bakın nasıl parladığını görün. Şöyle dışarı doğru hem camdan ışık vuruyor hem kendi ışığım vuruyor. Bakın sonucu şu şekilde parlatmış olduk. Gördüğünüz gibi dalımbazı bu şekilde temizliyorum ama kapak yüzünden. Biz sonradan bu parçayı eklettirdik çünkü inanılmaz derecede boru falan çok kötü duruyordu. O da çok alçak olduğu için boru kısmı gözükmesin diye ellerimi böyle parçalamış oldum. Ama olsun, size göstereyim de parçalansın ellerim, hiç önemli değil. Arap sabununuz varsa Arap sabunuyla güzelce arındırdığınız takdirde leke falan kalmıyor. Gayet iyi bir şekilde parlıyor. Ben buraya şey de sürüyorum, vazelin de sürüyorum ama şimdi bir önce vazelini kullandığım için şimdi burada vazelini de sürmeyeceğim. Böyle şeyleri parlatmak istiyorsanız böyle ürünler uyguladıktan sonra vazelin sürün, silin. Hem çabuk toz almasını engelliyor hem de daha parlak olmasını sağlıyor. Çünkü ben biliyorsunuz buralar falan, şu tezgahlara falan, ocağıma da yapıyorum. Ocak kısmına da vazelin sürüyorum, çok güzel. Yağ tutmasını engelliyor. Haberiniz olsun, küçücük bir tüyo vereyim. Valla böyle. İster bununla yapın, ister Arap sabunuyla yapın. Hiç fark etmiyor. İkisinde de aynı sonuç. Ama önemli olan ne biliyor musunuz burada? Normal cam beziyle kuruladım. Yine o ıslaklık kalıyor ya, çok hafif. Kurulama aşamasında ya çok güzel bir cam beziniz varsa böyle hani deri tarzı olanlarla, onlarla da kurulama yapabilirsiniz. Ya da havlu peçetenizin o emen tarafıyla yaparsanız daha iyi sonuç almış oluyorsunuz. Yani valla lekeler vardı gördüğünüz gibi. O lekeler şuralarda falan hepsi gitti. Bir de mesela şuralara giriyor ya, içindeki yağları da alıyor. Mesela ben şey yaparken şuralardan şu kısımlarda yağlar falan varsa onları da akıttı. Bakın şöyle bezde göstereyim. Yani yan kısımlarda olan işte köpüktür, Arap sabundur, ikisini de temizliyor. Yani her şekilde davlumbazınızı temizlemiş oluyorsunuz. Umarım siz de yaptığınız zaman gayet iyi bir şekilde şu davlumbazın o lekelerinden kurtulmuş olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.